Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derhal serbest bırakın dedi Selahattin Demirtaşı İçişleri Bakanı da diyor ki e, hayır Selahattin Demirtaşı terörist biliriz. MHP lideri de diyor ki uymak zorunda değiliz, uymuyoruz, tanımıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayacaksak, tanımayacaksak Avrupa Konse e, Konseyinden de çekilelim olsun bitsin bu iş. Yani iyice bağımızı keselim. Bizim bir işimiz yok sizinle diyelim. Bitsin adı konulmuş olur en azından. Ama anayasaya aykırı olur. Anayasamızda yazıyor uluslararası sözleşmeler bağlayıcıdır. Altına imza attığımız sözleşme. Şimdi Demirtaş'ın salı verilmesi beklenirken bir taraftan bir taraftan da konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Ha tanımıyoruz demedi MHP lideri. Doğru söyleyeyim. Takmıyoruz dedi. Yani kafamıza takmazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı yok hükmünde olur diyor. Takmıyoruz diyor. Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı söz konusu değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinlikle yasalara uymak gibi bir derdi yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan aykırıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın kararının yankıları sürüyor. Cumhur İttifakı kararı tanımıyoruz siyasidir diyor. Muhalefese serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Bütün yollar tüketilmeden ahim bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir. Tamamıyla bu adımlar siyasidir, resmen çifte standarttır hatta iki yüzlülüktür. Suçun unsurları olay oluşmadan kişiyi hürriyetinden mahrum ediyorsunuz. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Gereği bir an önce yapılsın. Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlar hiç bağlamıyor. PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir tek kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı söz konusu değildir. Onun için varsa yoksa her şeye rağmen iktidarda kalmak. İçişleri Bakanı'yla milleti korkutarak ve ürküterek, insanlara saldırttırarak oradaki mevcudiyetini koruma altında tutmaya çalışıyor. Tutuklu yargılanmaya biz parti olarak esastan karşıyız tutuklu yargılanma, yargılanma neticesinde tahliye, beraat söz konusu olsa dahi hiç tazim edilmesi mümkün olmayan insan hakları ihlalleri doğurur. MHP lideri Devlet Bahçeli de konuştu. Demirtaş'ın hukuki değil siyasi gerekçelerle tutuklu olduğu, seçme ve seçilme hakkıyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varan ahime tepkisi sertti. İspanya'da teröre bulaşmış Batasuna'ya ne yapılmışsa Türkiye'de de aynısının yapılmasını talep ediyoruz. İç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden ön yargı ve çifte standartla hareket etmiştir. Ahim'i eleştiren Bahçeli bir kez daha HDP kapatılsın dedi. Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Bu kararımızın cesaret ve inanmışlıkla arkasındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'lı istemiyoruz. Muhalefet demir taşı serbest bırakın diyor. Dikkatler Türk yargısında ama Cumhur İttifakına göre tahliye şimdilik askıda gibi. Tanımıyoruz, takmıyoruz deyince bitiyor mu iş? İç hukuk yolları tükenmedi deniliyor. Yani hakkında Türkiye'de kesin hüküm verilmemiş demek ki. Kendisiyle de çelişiyor bu açıklama. Ama teröristtir deniliyor. Hani mahkeme kararı, hani deliller, neye göre terörist? Sen, ben, siz, biz, ben herhangi biri bir başkasını terörist olarak tanımlayabilir mi? Hele bir başkasına terörist diyen yani eğer İçişleri bakanıysa bu daha tehlikeli bir durum arz etmez mi? Hani mahkeme kararı, hani deliller nerede? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi deliller yetersizdir diyor. Tanımıyoruz, takmıyoruz. E o zaman oraya niye imza attık? Niye konseydeyiz biz hala? Koparalım bağımızı Avrupa ile tanımıyoruz takmıyoruz diyelim. E tazminat ödemeyecek miyiz ödeyeceğiz. Wright Branson örneğini iki gündür hatırlatan izleyicilerimiz var. Bakmayın şimdi böyle üst perdeden tanımıyoruz takmıyoruz denilir. Sonra sonra görürüz ki serbest bırakılmış diyen izleyicilerimiz var. Bakacağız 2021'de neler yaşanacak.